Sen kendin olman gereken ranktan daha düşük bir rankta olduğunu mu düşünüyorsun? Bil ki büyük bir yanılgı içerisindesin. Çünkü rank sistemi düşündüğün kadar kötü değil. Sen eğer demir 2 iken demir 3 olmalıyım diyorsan buna okeyim. Çünkü arada zaten çok bir fark yok. Ama sen demir 2 iken Goldel oyuncusu kadar oynayabiliyorum dersen işte ben buna götümle gülerim yani. tamam üzülme. Sen de Gold olacaksın. Sadece yapman gereken benim kanaldaki videolara göz atmak ve dikkatlice izleyip bunları maçlarında uygulamak. Ve like atıp abone olman gerekiyormuş çünkü bunu yapanlar direkt Radiant oluyormuş. Riot'tan yeni aldım bilgiyi. Kimse söyleme, aramızda bir sır bu. Bana Discord'dan ve Instagram'dan birçok kişi koçluk için yazdığında hep bu tarz bir girişle konuşmalarına başlıyor. Abi ben aslında çok daha iyi oynuyorum ama AFK'lar, troller maçımın içine ediyor, rank çıkamıyorum diyor. Ağlama hadi oyna. Ama nedense maçlarını izlediğimde bok gibi oynuyorlar. Bazılarına bilgisayarı satması gerektiğini söylüyorum veya hikayeli oyunlara yönelmesi gerektiğini söylüyorum. Mesela Witcher 3 oynayabilirler bence. Eğim gerektirmiyor. Dümdüz hatta gezer. Turlar dünyayı yani. Veya FIFA'da oynayabilirler. En kötü PES oynasın abi. Çünkü oynadığı oyun ortada. Leş gibi oynuyor. Demir'im niye gold olamıyorum? Hep AFK troll maçıma geliyor diyor. Ya kardeşim Demir orada senin takıma ihtiyacın mı var? Gold olabilecek biri 1v5 şekilde zaten Demir'den en kötü bronza çıkar yani. AFK trollü bahane edemezsin. Demir de bronzda demek ki hak etmiyorsun yani. Demek ki senin oyununa gelişmesi gereken yerler var. Bunlara odaklanıp bu sorunları çözdüğün zaman sen de golda çıkacaksın. Ama hoparlörle oynayan adam gelmiş bana ben neden diye olamıyorum diyor. Çünkü kardeşim rakibinin kulaklığı var. Ve sesin geldiği yönü anlıyor yani. Kulaklık kullanan elemanla rekabet edebilmen için kötü de olsa bir kulaklığa ihtiyacın var güzel kardeşim. Bir de her maç 30 atıyorum ama kaybediyorum diyen tayfa var. Ben bu tayfayı çok güzel göt edebiliyorum. Her zaman aç kariyerini göster kardeşim diyor. Bir maç 31 vurmuş. Kalan maçlar 3, 5, 10. Hadi kralı olsun 12, 13. Geliyor bana sonra artistike. Yok trollmüş, yok AFK'ymış. Dayı ne anlatıyorsun sen acaba ya? Sen ne kadar oynuyorsun ki yani, ne bekliyorsun? Bir maç 30 vurdun diye üst rankları hak diyorsun zannetme. Günündeydin vurdun. İki gün sonra leş gibi oynayıp o gün kazandıklarını geri kaybedeceksin zaten. Bir de smurflerden sebep ağlayan tayfa var ki en koptuklarım bunlar. Çünkü genelde 30 vuruyorum kaybediyorum diyen tayfayla aynı tayfa bunlar. Kardeşim sen 30 vurabiliyorsun da rakipteki seninle aynı ranktaki oyuncu sence 30 vuramıyor mu? Senin elin kolun tutuyor da Allah'a şükür. Rakip fareye burnunu mu sürtüyor? Rakibin de eli kolu var, o da 30 vuruyor. Düşündüğünüz kadar smurf cidden yok. 30 vuran sallamaya başlıyor. Ben imboyum kardeşim, yok radiyim kardeşim, ayaklarına yatıyor. Ama ben o 30 vuran izleyince map'teki yürüyüşünden bile smurf olmadığını anlayabiliyorum. WASD basışında bile hayır yok. Eleman gelmiş ben imboyum falan anlatıyor. Hayır imbo görmese inanacağız yani. Allah'tan imboyum da bizi kopartamıyor yani. Bir de ekipman tayfa var. Abi ben 60 Hz oynuyorum. Gold olabilir miyim? Kardeşim sen 60 Hz'de gerçekten kendini verebilirsen Radiant da olabilirsin. Basit bir örneğini koyuyorum. Hep beraber Kılıç Aslan'ı taşacaktan yürüyemedi o videoyu izliyoruz kardeşim. Şarjla Radiant çıkalmayacak diye bir şey yok. Tamamen bahane uyduruyorsunuz. Ben 60 Hz'de face down level oğlum. Radiant'ın 50 kat zoru. Evet, Kılıç'ın da dediği gibi sizin oynayışınız, map'te pozisyon alışınız, eğim çalışmanız ve takım arkadaşlarına göre oyun oynamanız sizi 60 Hz'de de Radiant yapabilir. Sorun şu ki tamam belki siz Radiant olamayabilirsiniz ama plat, dia falan da yani bir zahmet oluverin amına koyayım ya. Yani bir zahmet yani. Son olarak iyi vuruş attığın an kendini tenz zanneden o silver arkadaşım. Sana sesleniyorum. Tenz değilsin. Dümenden bir vuruş yaptın. Nasıl kill aldığına sen bile şaşırdın. İşte o killleri sürekli ve bilinçli aldığın gün sen de immortal olacaksın. Video bu kadardı. Dal namına koyayım. Ayım oynuyor burada. Hadi.